bir gazeteci geldi. Aksiyon dergisinin kapağında gerçek İnce Mehmet'in hikayesini yazdı gazeteciler. Bakın hemen kapağı burada. Yaşar Kemal'in toplumu yanılttığı ama tarihin gerçeğinde bir İnce Mehmet olayının olduğu, Kadir'de bu eşkıyaların topluca öldürüldüğü ve onların mezarının olduğu ifade edildi. İç sayfalarında derginin gazetecinin aldığı bilgilere göre gazeteciler, bakın hemen şurada o ünlü eşkıya İnce Mehmet'in Yusuf İzzettin köyündeki mezarının fotoğrafı ve orada bir köylü var. Bu köylü ünlü eşkıyanın mezarını gösteriyor. Evet, bu fotoğrafı 1999'da çektik ve bu şekilde derginin kapağına yansıdı. Evet, bakın Yaşar Kemal'in Yıldız Cıbıroğlu isimli bir ressama çizdirdiği eşkıyaların yürüyüş anının fotoğrafını izliyorsunuz. Bu da tabii bir tarihi belge. Evet izleyiciler, bakın burada o ünlü roman kahramanı İnce Mehmet'in kız kardeşi olarak bilinen Ayşe Hanım'ın fotoğrafı. Ben 99'da onu bulduğum zaman Ali Beyli Köyü'nde Kadirli'nin teyzemin 85 yaşındaydı ve ağlayarak anlattı o İnce Mehmet'in ağıtını. Evet, altında Yaşar Kemal'in fotoğrafı var. Tabii Yaşar Kemal o köyde bir müddet yaşamış, köylüler dinlemiş, oradan aldığı bilgilerle ünlü romanını yazmış. Tabii benim tezim buydu. Şimdi bakın burada da o zaman benim tabii biraz daha genç halimi görüyorsunuz ve kucağımda oğlum Osman var. Evet, bu da tabii gazetecinin basmış olduğu bir fotoğraf. Tabii bir başka sayfaya geçtiğimiz zaman bakın burada Kadirli'de bir askerlik şube başkanı Remzi Özdemir Bey'in fotoğrafı var. Kadir'deki o Savrun Suyu'nun etrafındaki araziler bir grup ağ tarafından işgal edildi. Remzi Bey, Kozan'da askeri şubesi başkanıydı, Kadirli'ye geldi. Ailesinin topraklarını kurtarmak isterken muhtarlara bir dilekçe yazdırdı. Dilekçesinde o baskı düzeni kuran, soygun düzeni kuran milletvekillerini ve işbirliği yapan kişileri suçluyordu. Ancak dilekçe Ankara'ya gitmeden o dilekçe postanede öğrenildi, okundu ve Remzi Bey'in üzerine asker gönderildi. Remzi Bey daha çıktı. İşte Remzi Bey beraberinde Safiye Mehmet ve diğer eşkıyalar karşı ağ grubuna karşı mücadele verdiler ve bu kavgalar yaklaşık 10 yıl sürdü. İşte Yaşar Kemal'in ünlü İnce Mehmet romanının yani o arka plandaki tarihin gerçekleri bunlardı ve ben bunları açtım. Bakın şurada o ünlü eşkıya İnce Mehmet'in vurulduğu Tuvaras Vadisi'nin bir fotoğrafı var ve olayları hatırlayan bir köylünün efendim oradaki fotoğrafını görüyorsunuz izleyiciler. Bu dergideki hikaye açıklandığı zaman yani inanın Yaşar Kemal bu olay 99'da oldu. Bakın aradan yaklaşık 10 yıl aşkın zaman geçti. Şu an 2010'dayız. Hala bana kızıyor Yaşar Kemal. Adana'ya geldiği zaman geçen Ekim ayında evet bir Kadirli sormuş demiş ki ya Yaşar Kemal Bey senin demiş İnce Mehmet romanının kahraman demiş eşkıyaların demiş olduğu köyden falan deyince bağırıyor diyor ki sen diyor Cezmi Yurtseverim adamısın diyor beni zorla diyor kavga çekiyorsun çekemezsiniz diye. Yani ben bu kadar mı rahatsız ettim Sayın Yaşar Kemal'i bilemiyorum ama ben bir tarihçiyim derseceğim. Yani onun ele aldığı romanındaki tarihin gerçeğini böyle gördüm ve onları açtım. Bu benim görevimdi. Tabii Kadirli olduğum için bakın Kadirli tarihi burada. Evet yaklaşık 30 yıl gibi uzunca bir zaman dağları, köyleri, mezraları, yaylaları dolaştım. Ailelerle görüştüm, çobanlarla görüştüm. Osmanlı arşivinden vesikalar buldum ve Kadirli tarihi kitabını çıkarttım. Bu kitapta derinleştirdim. Yaşayan ailelerin kökenleri hakkındaki bilgilerimi kamuoyuna sundum. Osmanlı arşivinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında kalan bir kökenler defteri vardı. Oradaki oymak, oba ve yaşayan toplulukların hepsinin ismini çıkarttım. Evet, bu kitap Kadirli Kaymakamı Muammer Aksoy Bey'in desteğiyle yayınlandı 99 yılında. Kitap matbaadan çıktığı anda tabii dağıtım yapılırken Kadirli'deki yaşlı bir insan Sefa Vaisoğlu çok rahatsız oldu kitaptan. Efendim kendi kafasına yatmamış galiba. Gitti beni Kadirli savcılığına ve mahkemesine şikayet etti. Çok ağır suçlamada bulundu. İfademi aldılar ki yani neden böyle bir kitap yazıyorsun? Ya dedim bir tarihçi araştırır ve bulur kitap yazar. Ne söyleyeceğim? Bu kitap yayınlandığı anda mahkemelere düştüm ve ifade verdim. Halbuki ben ne yapmıştım? Yani Kadirli'nin bir tarihini araştırmış, aile köklerini ortaya koymuş, Kurtuluş Savaşı'nı da yazmış. Hatta Kadirli'deki eşkıya ve ağlar kafasına yazmıştım. Bunu yazdığım için suçlandım ve mahkemeye verildim. Savcı beni dinledi, ifademi aldı ve tabii
yargılamaya gerek görmeden dosya kapatıldı. Evet, bu kitabın da hikayesi böyle oldu. Yani benim bir Kadir olaraktan kamuoyuna sunduğum veyahut da bilim diyete sunduğum en önemli çalışmam bu diyebilirim. Bakın hemen kapağında da bir fotoğraf var. Bu Kadirli'nin Kurtuluş Bayramı'ndaki efendim bir geçit resmini bize hatırlatıyor. O günlerin hatırası. Evet, Kadirli olmak kolay değil değerli izleyiciler. Bakın Kadirli'de her Kadirli'nin hayatında en önemli şey Toros Dağları'ndan kıvrım kıvrım akarak kasabadan geçen Savrun Suyu'dur. Savrun Suyu üzerine hikayeler vardır, ağıtlar vardır ve ben de kitabımda Savrun ismini verdim. Ve aşağıda da kasabamızdaki o ünlü tarihi köprünün fotoğrafını koydum. Bu fotoğraftaki tarihi köprü 1961 yılında sel geldi ve yıkıldı gitti. Biz çocukken, yani lise öğrencisiyken okuldan eve geldiğimizde köprü yoktu ve yıkılan köprünün taşları üzerine basaraktan efendim eve giderdik veya gelirdik. Evet, Savrun Suyu yani bizim hayatımızda çok önemli olduğu için bu şekilde kapağını Savrun ismini verdim. Altına şu başlığı koydum. Akıp giden Savrun Suyu değil, hayatım, hayallerimiz, hayatımız ve kaderimizdir diye bir alt başlık koydum. Evet, bu da benim o anki duygularımdı. Her Kadirli'nin hayatında böyle bir gerçek vardır. Savrun bizim her şeyimizdir. Yani Savrun ağzımızdır, hikayemizdir, tarihimizdir, hayat kaynağımızdır. Geçmişte çeltik ve pamuk dallarını sulayan Savrun Suyu bugün Türkiye'de en fazla üretilen turp arazilerinde efendim sulandığı bir kaynak durumunda o özelliğini gösteriyor. Yakın zamanda 2008 yılı içerisinde Ankara'ya gittiğimde Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde 27 Mayıs 1921 tarihinde gizli bir oturumda Atatürk'ün huzurunda iki milletvekilinin Birinci Dünya Savaşı bittiğinde 1921 yılı içerisinde esir düşen 150 bin askerimizden 15 bininin gözünün kör edildiğini, bu işte İngiliz komutanın sorumlu olduğunu ve bu kör etme işinde banyo kazanlarına kerasol denen bir maddenin konduğunu, bunun bir insanlık suçu olduğunu hesap sorulması gerektiğini efendim ileri sürmüşler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumunda. Bakın o oturumun belgesi hemen kitabın arkasında bu şekilde yer alıyor. Ben o sayfanın fotokopisini aldım ve burada da iki milletvekilinin olayı meclis gündemine aldığını ve hesap sorulması gerektiği tezi var. Şimdi sorumlu komutan İngiliz ama peki o banyo kazanlarına o kimyasal maddenin konulmasının sorumlu kim? Doktorlar. İnceleme yaptım. Esir kamplarındaki doktorların büyük çoğunluğu Ermeni asıllı derizleyeceğiz. Yani evet, Ermeni asıllı doktorların 1918, 19 ve 20'li yıllarda esir kamplarında binlerce Türk insanını feci halde gözlerinin kör edildiğini ve bu şekilde diyelim ki anlaşmalar çerçevesinde esirler Türkiye'ye geldiklerinde savaşamayacak kadar sadece yani bir canlı organ gibi yürüme hakları olan bir kişi olduklarını gördüm. Ve toplantı yaptım, dedim ki kamuoyuna bu esirlerin efendim yaşadığı olaylar büyük bir felakettir ve İngiltere özür dilemelidir. Ben bu çağrıyı yaptım ama derzeciler İngiltere özür dilemedi, dosya kapatıldı. Ben bu tarihi gerçek unutulmasın diye Gözlerim Eyvah kitabını yazdım. Bu kitap Osmanlı ordusunun Arabistan cephesindeki yaşadığı felaketleri anlatır. İhanetleri anlatır. Kaybettiğimiz binlerce gencimizin efendim gözyaşı hikayesidir. Evet, bu şekilde yazdım Gözlerim Eyvah kitabını. Ve bu kitap benim için çok duygusal özelliği olan bir çalışmadır. Bunu kamuoyuna da büyük mutluluk duyuyorum. Bu kitabı yayınlarken derzeciler bir başka konu hemen gündeme geldi. Filistin cephesinde hayatını kaybeden 50 bin askerimizden bir genç teğmen adı Hasan Halep üzerinden Adana'ya geliyor. Ceyhan'da bir müddet yaşıyor. Bakıyor ki Fransız işgali başlamış Çukurova'da. Hasan Karaysalı'ya gitti ve Karaysalı'da kara bomba müfredesini kurdu. İşte bu kitabın kapağındaki şu at üzerindeki asker hala Arap çöllerindeki orduya mahsus kıyafetleri giyen, efendim elinde silahlı ve arkasında arkadaşları var bir müfreze. Fransızlarla canla başla mücadele vermiş. Tren yollarını basmış.
Evet, vatan için Kuvayi Milliye saflarında en büyük darbeyi vurmuş Hasan ve arkadaşları. Hacıkırık istasyonu, Belemedik'teki o Almanlıların yaptığı efendim büyük tren istasyonu, Pozantı'nın kuşatılması ve daha sonra Karboğazı Savaşı'nda Hasan ve arkadaşlarının büyük hizmetleri var. İşte Teğmen Hasan ve arkadaşlarının bu yapmış olduğu mücadeleyi ve şanlı destanlar Toroslarda Görüşürüz adı altında bu kitapta yayınladım ve kamuoyuna sundum. Bu kitap hem bir Karayasal tarihidir, Torosların tarihidir, Kuvayi Milliye tarihidir. Şanlı bir destan ve dönüşün kendisidir. Evet, bu benim tabii son zamanlarda çıkarttığım en anlamlı bir kitaptı. Onun özelliği o.